hayatımdaki en önemli hatalardan birisini yaptım. Yanlış anlaşıldım. Atlantikçi grup çok rahatsız oldu bu şirkette. Ben yani bir mafya lideri buradan benim gölgemi ateş ediyor haberi. Transseksüellik ve eşcinsellik aynı şey değil. Yorgansız yatarım, oğlansız yatmam diye tabir vardır. Cinsel kimlik politikalarıyla eşcinsellik politikaları farklıdır. Eğer biz şu anda önlem almazsak 20 sene sonra biz de heterofobi konuşacağız. Hormon verilsin diye propagandalar var ve bu sessiz kalmıyor. Walt Disney, Netflix, ortada bunlar çok rahat çocuklarla ilgili özendirmeler var. Nevzat hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Çok de. teşekkür çok. ederim hocam. Şimdi ikili grupları halinde arkama sorular gelecek. Bir tanesini seçip cevap vereceksiniz. Bir soruda ikisine birden cevap verme hakkınız var. Diğer başka bir soruda isterseniz ikisine birden cevap vermek istemiyorum derseniz... ...yeni bir soru sorarız. Ama seçip cevap vermenizi rica ediyorum. Evet. Tamam. İlk grupla başlıyorum. İstanbul Sözleşmesi'nin ensestin önünü açtığını söylemiştiniz. Sözleşme feshedildiğinden beri bir buçuk yıl geçti. Bu konuda olumlu gelişme sağlandığına dair nasıl bir somut veri var ya da İstanbul Sözleşmesi'nin ensestin önünü açtığını hangi bilgilere dayanarak söylemiştiniz? Evet bu şimdi İstanbul Sözleşmesi'ni... Sözleşmesi'nin. Ben e, birinci cevap Biri... veriyorum ama ikinci de... kapsar. Ismen, Buyurun kapsar. ilk soru. Yani ilk <laughs> birinci kısımda şöyle İstanbul Sözleşmesine de yol açar derken İstanbul Sözleşmesini ben 13 maddelik bir itiraz yayınladım 2021'in Temmuz ayında e, 13 maddelik e, e, kap şeyin içerisinde o itirazın içerisinde İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması değil. İstanbul Sözleşmesi'nin e, ıslahını tavsiye etmiştim. Yani, Görmüşsünüzdür muhakkak, şimdi de görülebilir. E, orada e, toplumsal cinsiyetin e, e, hak ve fırsatlarda önemli olduğunu, toplumsal cinsiyete hep ben ilkesel olarak karşı değilim. Mesela üniversitede de biz bir AB projesi almak için e, toplumsal cinsiyetle ilgili bizden deklarasyon istediler. Senato kararı olarak tartıştık. Senatoda karar aldık. Oradaki AB'nin gönderdiği formatın altında bir şerh yazdık. Dedik ki orada bu cinsiyet eşitsiz eşitliğini biz hak ve fırsatlarda eşitlik olarak anlıyoruz dedik. Biyolojik olarak eşitlik değil. Bunu anlıyoruz dedik. Şimdi burada tanımlama yapılmamış. E, toplumsal cinsiyet eşitliğinde kadın cinsiyeti nedir, erkek cinsiyetindedir ve kastedilen kast diğer cinsiyetler nelerdir? Bunun tanımlaması yapılmamış. Bunun tanımlamasının yapılmasını istedim ben. Yapılmadığı zaman işte ensest böyle bir durumda. Şu anda e, 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 özellikle Almanya'da bir mahkeme kararı 2014'te, ya, yayınladım da bunu, 2014'te mahkeme kararı İki iki kız kardeşin evliliğinden çocuklar oluyor. Mahkeme kararı bir jüriye gönderiyor. Jüri diyor ki bu bir insan hakkıdır diyor. Ve bu insan hakkıdır dedikten sonra ensesti mahkemede bunu bir yüksek mahkemeye gidiyor. Lahey'e gidiyor. Orada onaylanmıyor bu böyle bir durumda. Yani insan hakkı değildir bu tarzında. Ve şimdi bu bununla ilgili talepler var. Özellikle Hollanda'da pedofili partisi kuruldu. Pedofili nedir? Ee, çocukların cinsel sevi, 18 yaşından altındaki bir kişiye e, bir erişkinin cinsel ilgi duyması, cinsel erotizm duyması, bunu doğal kabul eden parti kuruyorlar ve İngiltere Parlamentosu, e, Hollanda Parlamentosu'nun parti kabul edilmiyor ama bir, bu konuda bir e, ciddi bir küresel faaliyet var. Mesela özellikle benim karşı çıkmamın sebebi bir e, e, profesör arkadaşımız bağımlılıkla ilgileyen bir proje getirdi. Ya bu projeyi yapalım dedi. Baktım proje bağımlılık projesi ama içinde cinsiyet eşitliği adı altında bir cinsiyetçilik propagandası var. Bunu neresi destekliyor? Araştırır mısınız dedim. Birleşmiş Milletler Nüfus Planlama Fonu destekliyor. Daha sonra Birleşmiş Milletler Nüfus Planlama Fonu'nu kim şey yapıyor? Ee, bak sponsoru kim diye araştırdım, Soros çıktı. George Soros. George Soros da şu anda biliyorsunuz küresel sermayenin e, özellikle gizli servislerle bağlantı kuran, kültürel operasyon yapan ayağı. E şimdi George Soros'un bir e, işin içinde olduğu, küresel sermayenin trans kimlik görevini ona verdiği, Trans bütün dünyadaki trans kimlik çalışmalarının sorumluluğunu ona verdiği bir ortamda ben psikiyatrist olarak böyle bir durumda vebal hissettim. Böyle bir durumda benim yani bu trans kimlik faaliyetinin aslında nüfus planlama fonu'nun dünya nüfusunu azaltmak için bir projesi olduğunu ve öncüllerini gördüm ve tavır aldım. Yani İstanbul Sözleşmesi'nin bu nedenle maddelerin netleşmesini istedim. Burada. O 13 maddede karşı çıkmak yerine... ...fakat biz toplum olarak biliyoruz... ...ifrat ve tefrit tarafına gidip geliyoruz. O ıslahlı ama... ...6284 galiba... ...o yasa olduğu gibi duruyor. Yani İstanbul Sözleşmesi kalktı ama... E, e, ...İstanbul Sözleşmesi'nin... ...hukuka yansıyan kısmı aynen devam ediyor. İkinci grup... <laughs> Nesli Can Tay'ın... ...kansere karşı savaş açına dair de ilgili... ...tweetinizde bahsettiğiniz... ...seküler dünyanın... ...dünyasallaşma rüzgarında nasıl bir problem görüyorsunuz ya da Nesli Tayın kansere karşı savaşacağına dair sözleriyle ilgili tweetinizde bahsettiğiniz dinlerin gücü hastalıklarda bilimin sağlamadığı neyi sağlıyor? Evet. Burada e, ikisine de uygun e, görsen cevap Buyurun. vereyim. Jokerim de kullanmış olayım. Şimdi Neslihan, Hani kansere karşı savaşçı e, mücadele ile ilgili seküler dünyanın dünyasallaşma rüzgarı derken Burada seküleri ben felsefi anlamda kullandım. Tweet'in şeyine uğradım. Buradaki o kısa yazma mecburiyetinin bir nevi kurbanı da olmuş oldum. Layıklık gibi anlattılar. Halbuki seküler TDK'da baktım ben, Türk Dil Kurumu'nda dünyacılık demek. Yani dünyacılık rüzgarlığı. Ölüm ve ölüm ötesini söylememeyle ilgili. Şu anda dünyada hat, hatta Slovenyalı ünlü Marksist filozof e, Dizizek diyor ki e, kapitalizmin yeni sığınağı e, mindfulness diyor. Mindfulness da bu tam bu dediğim şey. 12 adım terapiler var mindfulness'ta. 12 adım terapilerden bir tanesi bir kişinin ölüm karşısında olaylar, musibetler, travmalar karşısında kendini güçsüz, çaresiz, yalnız hissettiği zaman her şeyi bilen, her şeyi e, e, her şeye gören, her şeyi kontrol eden yüksek bir güce sığınması, bir zihinsel sığınağın olması, manevi bir sığınağın olması, yüksek bir güce inanmasının, sığınmasının önemini orada vurgulayan e, bu üçüncü dalga psikoterapilerden birisi. Ben bunu e, güncel e, ifade etmeye çalıştım. Fakat şimdiki aklım olsa yapmazdım. Çünkü çok yanlış anlaşıldım. Kaldırmadım o tweet'i ama o tweet bir terapi ofisinde tartışılıp konuşulacak bir şeydi. Ama ben onu sosyal medyada söylemekte hayatımdaki en, en önemli hatalardan birisini yaptım. Yanlış anlaşıldım ve burada işte savunurken de işte dini değerlerin böyle yüksek bir güce inanmanın hayata anlam katma ve teselli verme değeri zaten bilimin şu anda öngördüğü bir şey. Yani şu anda üçüncü dalga psikoterapilerde kişi isterse tabii böyle bir durumda... Çünkü e, hani Tolstoy'un bir sözü var. Tolstoy diyor ki, ben ölümün değiştiremediği bir anlam arıyorum diyor. Yani ölümün değiştiremediği bir anlam ancak kişinin e, böyle doğaüstü gerçeklikte bunu bulabilir. Ve bununla ilgili yani ben e, iki, iki, iki kitap yazdım, daha fazla ayrıntılı bilgi isteyen... Bilgelik Psikolojisi kitabının birinci ve ikinci cildinde bununla ilgili bilgi bulabilir. Yani birinci cildinde mesela şunu anlattım. Spinoza'nın yanılgısı dedim. Çok iddialı bir tabir değil mi Spinoza'nın? Spinoza ne, ne diyordu? Doğayı tanrı olarak görüyordu. Ama şimdi yaşasa Spinoza diyecek ki ya bu kuantum fiziği var. Ee, evren şu anda da bir maddenin yeni hali var. Daha önce maddenin üç hali biliniyordu. Yani bir, e, şu an katı, sıvı, gaz hali biliniyordu. Şimdi yeni bir hale çıktı. Bilgi hali. Önce evrensel veri tabanı var bilginin. Veri tabanı var. Ondan sonra e, matematik var. Ondan sonra geometri var. Ondan sonra enerji var, fizik var. Ondan sonra madde var, kimya var. Ondan sonra biyoloji var, canlı var. Evrenin e, yaratılış bunlar e, basamakları. Böyle bir durumda bilgi var. O bilgiyi olması demek zaten şu anda ee, özellikle e, ABD'de mahkeme kararları Louisiana Eyaleti'nde o kitapta kaynaklar da var bunun kuantum tezini dinamini kullanarak özellikle e, derslerde e, evren teorisine alternatif olarak akıllı tasarım dersleri koyuluyor başladı. Yani akıllı tasarım var yani dış bu dış zeka dış irade var bu evreni tasarlamış ve şu anda da bu... E, devamlı kontrolü devam ediyor tarzındaki bir inanç. Bizim kültürümüzdeki ve tevhid inancına uyan bir şey. Ya yani ben bunu kanıtlarıyla anlattım. Yani ayrıntılı bir, da anlatabilirim her zaman. Yani bunu ben e, savunmaya çalıştım. Hayata anlam katma gücü, teselli gücü. Benim hayatım anlam kattı çünkü. Benim kafamdaki sorulara cevap buldum. Yani o kitaplar benim kendime yazdığım cevap sorulardır hep. Üçüncü evet. grup. Adınızın Sadat'ın kurucuları arasında geçmesi öğrencileriniz ve hastalarınız arasında nasıl karşılanıyor? Eğitimciliğinizi ve hekimliğinizi nasıl etkiliyor? Ya da Prof. Doktor Üstün Dökmen'in bizim programımızda kullandığı başörtülü psikolog ve psikiyatrist meslek etiğine aykırıdır, nötr olamazlar ifadesi çok tepki topladı. Siz bu konuya nasıl okuyorsunuz? Evet, burada birincisi isterse çok sorulan soru. Ee, şimdi Sadat kurucularından olduğum doğru. Ben bunu 2012'de işte o şirket kurulurken, özellikle o şirketi kurarken, Sadat şirketi nedir? Önce onu söyleyeyim. Sadat şirketi şu anda her şeyi yasal, bütün kanunlara karşı hesaplarını vermiş verebilen ticari bir yapı. Her şey açık şeffaf, kağıttan bir kaplan şu anda. Kendini savunamayan bir savunma şirketi, zavallı bir şirket şu anda. Böyle bir şirket. Bunu kurarken 2012 yılında resmi gazetede yayınlanıp kuruldu. Kurulma hareket noktası şu: O şirketin fikri kurma fikri Adnan Paşadan çıkmıştı. O da Bosna'ya giderken uçakta, uçakta bir kendisi Tuğgeneral, şey yanılmıyorsam Çetin Doğan da Kor General o zaman. Uçakta giderken bir sohbet oluyor. Ya şey diyor kurmaylar gidiyorlar diyor ki bosta'dan e, İzzet Begoviç bize şey dedi e, bir Amerikalılar burada bir de, tank birliği kurmak istiyorlar e, İzzet Begoviç demiş ki Türkiye'den bir, bir bir kişi görevlerini ister bir Albay o şirketi e, öyle sizinle çalışmayı onaylar Bir savunma şirketi orada e, sermayeyi Bosna veriyor ama şir, e, şeyi orduyu Amerika kuracak bir savunma şirketi kuruyor bunu. Bunu ve Türkiye'den de bir general albay görevlendiriliyor. O albay da turist gibi hiçbir şey yapmıyor. Gidip bakıyor ki orada şirket zırhlı tugay koymuş oraya. Zırhlı tugay daha kurmuş. Ve öyle bir yere kurmuş ki hareket imkan olmayan bir yere kurmuş şirket. Yani Bosna'da Bosna'da yani Bosnalılara yapılmış ciddi bir şey oyun. Bunun üzerine ya bu şirketi bizim de kurmamız lazım diyerek bu şirketi kurma kararı istiyor, alıyor. Bunu ilkesi olarak anlatıyor. Bayağı e, ticaret bakanlığı itiraz etti. İstanbul Ticaret Odası şaşırdı ya askeri şirket. Genel kurmaya soruldu. E, o zaman bak bakanlar kurulu kararından geçiyordu. Soruldu ve bütün tartışıldı orada. E, bunun... Türkiye için faydalı oldu. Daha, daha sonra birkaç tane daha kuruldu. Sancak Akademi vesaire bir şirket, benzer şirketleri var şu anda. Ama bu ciddi bir şekilde özellikle e, bu e, Atlantikçi grup çok rahatsız oldu bu şirketten, Atlantikçi grup rahatsız oldu. Çünkü böyle bir şirket e, Amerika'nın, Orta Doğu'daki e, aykırı. Yani bütün Orta, Sudan mesela şeye verdi, bu şirketi verdi bazı işlerini verdi daha sonra bu şirket kuruldu. Bayağı da güzel gidiyordu. Baktım politize oldu şirket. Ben şirket işte orada talihsiz bazı konuşmalar oldu Adnan Paşa'nın böyle şey tarzındaki bazı yorumlar oldu. Yanlış anlaşıldı aslında. Onu da farkındayım. Ve onun üzerine ben 2019'da dedim ben bilim insanıyım. Siyasetle ilgili bir herhangi bir hedefim, planım, niyetim yok. Ben 2019'da ayrılmaya karar verdim ve şirketteki bütün haklarımı karşılık olarak devrettim Adnan Paşa'ya ve ayrıldım. 2019'da ayrıldım. Bağlantım bu şekilde ve burada ben bir mafya lideri buradan benim gölgemi ateş ediyor haberi. Ya yani bunun için ben öğrencilerim bunu zaten yakından çalış, çalıştığım öğrencilerim bunu gördüler hepsi çalıştığım arkadaşlar biliyorlar beni biliyorlar. Benim yani bu üniversite için hep söyleniyor ben biz Birleşmiş Milletler gibiyiz diyor, diyorum ben üniversite. Her türlü fik farklı fikir aynı amaç için benzer hareket şekliyle burada çalışabilir. Bunu söylediğim için burada yani şey arasında bir de ben devamlı böyle bilgi ve veriye dayanarak konuşmaya çalışıyorum. Elimdeki bilgi ve verilerle bununla ilgili bir mektup yazdım. İç mektup. İç böyle bütün duyurdum iç genelge olarak arkadaşlarımıza. Olay budur, gerçek budur. Yani başkasından duyduğunuz şeyleri değil. Bunu dinleyin, ondan sonra kararınızı verin tarzında. Bu nedenle ben böyle bir böyle bir krizi çok hasarsız atlattım çok şükür. Yani şu anda da vicdanım rahat. İstiyorsanız ikinciye de verebilirim. Yok. Yok. O hakkınızı kullandınız hocam. Diğer grup. <laughs> Yıllar önce Hülya Aşaşoğlu'yu duyuyorum. Hülya Hanım dedi ki, ''Orhan Pamuk'u Hülya Aşaşoğlu'na çağıralım.'' Ben de işte gençlik cesareti aradım. <laughs> Beş yıllar yaptım ben. Koca evinde. Bir özel şekerini kokuşa arıyordum. <laughs> o kadar komik yani. ve yetişin güllü bağmadan kesmek üzere bekler. <laughs> Gece üç buçuk evin zili çalıyor, zırıl zırıl. Kim o dedim? Aç dedi? Aç benim dedi, Bülent Arsoy. Ayvada taşınacağım, son doğum günü. Herkes orada. Yıldız en son geldi. Defne Joy Foster'ın ölümünün ardından yazdığınız ve bir cinayeti yaşam tarzına bağlamakla eleştirdiğiniz yazı hakkında bugün ne düşünüyorsunuz ya da Üsküdar Üniversitesi bünyesinde eşcinselliğin hastalık olduğunu düşünmeyen öğretim görevlisi var mıdır? Onlar size hangi noktalardan itiraz ediyor? İkincisine izin veriyorsunuz. Yani i̇kincisinde o eşcinselliğin hastalık olup olmadığı şöyle. Transseksüellikle eşcinsellik aynı şey değil. Transseksüellik ve e, klinik patoloji. Transseksüellik klinik patoloji kitaplarda yeri var bunun. E, şu andaki DSM-5 sisteminde bütün dünyanın o kabul ettiği, bizim Türkiye'deki de kabul ettiği gender disfori diye geçiyor. Yani kimlik disforisi. Bu transseksüellik bu. Hocam kimlik disforisi mi, cinsiyet disforisi mi? Cinsiyet kimliği disforisi Cinsiyet disforisi, gender disforisi doğru. Cinsiyet disforisi, yani aslında cinsiyet e, disforisi, cinsiyet kimliği disforisi burada. Cinsiyet kimliğinin disforisi oluyor. Cinsiyetin ile birlikte. <laughs> Bunun e, eşcinsellik hastalık değil Eşcinsellik sosyal bir durum. Eşcinsellik şu anda bir örnek vereyim size. Fransız şey Japon savaşçılar var, samuraylar biliyorsun. müthiş, maskülen vurduğumu otu tam kesen. Onlar sadece eş, çocuklar olacağı zaman eşlerin yanına gidiyorlar. Diğer zamanlar cinsel ihtiyaçlarını kendi cinsleriyle karşılıyorlar ve bu bu tarzdaki cinsellik eşcinsellik bu hastalık değil bizde de var. Mesela Anadolu'da bazı şeyler de var maalesef. Bazı yerlerde hatta şöyle söylenir yani bilmiyorum. Brit yok nasıl rahat söyleyebilirim. Yani burada hani yorgansız yatarım oğlansız yatmam diye tabir vardır. Bunlara işte Anadolu ayisi ya deniyor. Yani bunlar tam görünüşte maskülen erkek ama tamamen eşcinsel lik bunlar hastalık değildir. Ama transseksüellik yani gender disfori, cinsiyet disforisi, cinsiyet kimlik disforisi bir klinik patolojidir, hastalıktır. Bu ikisini ayırmak gerekiyor. Bu çok karıştırılıyor bu. Bu nedenle bu soruda da bunun şeyi gözüküyor. Yani burada ben bunu bizim meslektaşlar anlattığım zaman e buna biz de katılıyoruz diyorlar. Yani şu anda bu, bunu anlattığım zaman bu ben bunu 2010'larda bununla ilgili mahkemelik oldum cinsiyet, eşcinsellik tabirini transseksüelle karıştırılıyor. Orada ben bu ikisi tabir aynı dedim dedim. Bir bak biyolojik cinsiyet var. Kadın erkek genlerle belli. Bir de diğeri de cinsel kimlik var. Bu tamamen sosyal öğrenme ilgili. Üçüncü cinsel kimlikle ilgili 477 bin kişi üzerinde Oxford'un ve Kanada ve Amerika'nın yaptığı büyük bir genetik çalışma var. Bu genetik çalışmada üçüncü cinsiyet kimliğiyle ilgili bir gen bulunamadı. Ama şeyin kromozonu var, kendini bir kenara bırakın Cinsiyet, kadın ve erkek diye. Üçüncü girişim, kimliği. Ve bunu da e, e, şeyde Nature dergisi 2019'da haber yaptı bunu. Böyle bir durumda. Şimdi bö böyle bir bilimsel kanıt var. Bu kanıtla ve bununla ilgili e, böyle vahşi çocuk olgular var, literatüre girmiş. Mesela e, Ukrayna'da e, Oksana Malaya vakası var. İnternette bulunabilir. O vakada ormanda annesi babası alkolik çocuk ormanda kayboluyor. Bulunduğu zaman 10 yaşında çocuk kız mı erkek mi belli değil. Kad, insan mı belli değil. O vaziyette bulunuyor. Bunu ancak 20 yaşında yürümeye başlıyor ve kız çocuğu bu yani hiçbir şey cinsel kimliği bile öğrenememiş. Çünkü cinsel kimlik sosyal öğrenmeyle anne babayı taklit ederek öğreniyor cinsel kimlik. Sosyal öğrenmeyle ilgili genetik değil. Bunu ayırmak gerekiyor cinsel kimlik politikalarıyla e, eşcinsellik politikaları farklıdır. Ve bunu 2010'larda bu tartışma oldu. Daha sonra ben e, mahkemeye verildim ben. İşte e, meslek dernekleri tarafından, mes tabip odası tarafından verildim. Duruşmalar sürdü. Savunmalarımı yaptım orada. E, cinsel ki biyolojik cinsiyet genetik dedim. E, cinsel kimlik epigenetik yani epigenetik genlerde yaptığı bazı e, pol genetik polimorfizme bağlı genlerde küçük yaşta yetiştirilme ba bağlı olarak çocuğun yetiştirilme tarzına olarak feminen veya maskülen davranıyor çocuk. Yani böyle lezbiyenlik tarzında yahut da gay tarzındaki yaklaşımların arka planında epigenetik var. Epigenetik sonradan öğrenilen bir şey ama çocukluğunda çocuğun yetiştirme tarzı bunu Freud çok güzel tespit etmiş mesela. Ben Freud'un in bilim insanlığına hayran kaldım bunu te, bu tespitten sonra. O diyor ki eğer aşırı koruyucu bir anne varsa diyor dominant bir anne ve erkek karşıtı bir anne hep babayı aşağılayan, kötüleyen bir anne varsa çocuk anneyle özdeşim kuruyor, cinsel kimliği de anneden alıyor diyor ve böyle gidiyor diyor. Bu işte öğrenme ama bazen tersi de oluyor. Diyor, ailede hep kız çocuklar oluyor aile hep erkek çocuk istiyor. Son çocuğu hep erkek gibi büyütüyor. Erkek oyuncaklar, erkek elbiseleri, erkek silah vesaire. Çocuk da kız, kız olduğu halde ergenliğe geldi ama hadi sen kızsın artık kız gibi davran diyorlar. Davranamıyor çocuk. Öyle öğrenmiş. öğrenmiş. Bunlar öğreniliyor. Cinsel kimlik öğreniliyor ama eşcinsellik de yine e, eşcinselliğin şeydir. Sosyal bir konudur, alandır, ee, bir ideolojidir. Eşcinselliği savunmak bir ideolojidir. a cinsel kimlik e, psikiyatrinin alanıdır ama eşcinsellik psikiyatrinin alanı değildir. A, a, Amerikan Psikiyatri Birliği 70'li yıllarda bunu çıkardı. Ve haklıda, 1973 73 yılında. Evet, çıkardı. Hatta bunu ben bir şöyle bir şey yaşadım. E, 90'lı yıl şeyden önceydi. 2018 ve 19 olması. Los Angeles'ta. Pardon, San Francisco'dayız. San Francisco biliyorsun üçüncü cinsel kimliğin çok özgür olduğu bir yer. Dedim orada bir otelde tam kırmızı şey görüyoruz San Francisco Köprüsü görürken orada bir meslektaşa dedim bu SBMT'nin var dönem başkanıydı o tarihlerde ya da yeni bitirmişti. Aaron diye bir meslektaşımızdı. Ona sordum ya bu burada dedim çok özgürlük var dedim. E, c, c, eşcinsellik, üçüncü cinsel kimlik olarak çok yaygın. Bu konuda ne düşünüyorsun bir homofobi? Bir, ne oldu burada dedim. Yani homofobi biliyorsunuz şey yani Eşcinsellikten ilki nefret, nefret söylemine, öfke korku söylemine sahip olmak. Güldü bana, ne dedi homofobisi, heterofobi var burada dedi. Ben dedim, anlamadım dedim, ilk defa duydum. Anlamadım dedim, kitaplarda yok böyle bir şey dedim. Ya dedi, insanlar evlilikten kork, nefret ediyor artık dedi. Evlilik karşılıklı yaygın ya burada dedi. Ve onun için ya böyle bir böyle homofobi diye bir sorunumuz kalmadı. Ama böyle bir sorunumuz var dedi. Onun için biz de buna doğru Eğer biz şu anda önlem almazsak 20 sene sonra biz de heterofobiyi konuşacağız. Yani evlilik dünya nüfusunun azalmasının projenin çok güzel bir adayıyız. Önlem almaktan kastınız ne hocam? Yani önlem almak şöyle, kültür, kendi kültürümüzü koruyarak modernleşmemiz lazım. Kendi kültürümüzü koruyarak modernleşmeyi seçmediğim zaman ben Türk, Türk muhafazakarlığına bakıyorum. En büyük hatası ilk para karşılığında kültürünü taviz veriyor. Türk muhafazakarlığının böyle bir zaafı var. Rahatlıkta taviz veriyor, kültürünü taviz veriyor. Yani böyle bir durumda kültürünü bu kadar taviz verirsen sen ne aile kalır ortada, ne yet gençlik kalır ve rahatlıkla e, şey oldu Hollywood popüler kültür küresel kültür olur. Yani yerel olmadan evrensel olunmaz ki, milli olmadan evrensel olunmaz ki. Yani bunu 18 yaşına kadar çocukların doğal vasisi anne babadır. Anne babaya soğumadan çocuklara şey verilmez, hormon verilmez ki. 18 yaşından sonra özgür, istediğini seçer yapar çocuk. Ondan önce hormon verilsin diye propagandalar var ve bu sessiz kalınıyor. Ölü taklidi yapıyor karar vericiler şu anda bu konuda. Kim hormon veriyor hocam çocuklara? anlamadım. Artık. Yok işte şu an ABD'de çok yaygın okullarda çocuklara şey yapıyorlar. Kız mı olmak istiyorsun, erkek mi olmak istiyorsun diye. Kız olmak istiyorum diyorsa çocuğa hormon veriyor. 18 yaşın altında çocuklara okullarda. Haplar veriliyor. Yani de, okuduğum bildiğim bir şey yok, değil. Yok istersen literatür gönderirim. Bilmiyorum. Yani Walt Disney, Netflix ortada bunlar çok rahat. Çocuklarla ilgili özendirmeler var. Yani bunu biz e, ciddi bir kültürel propagandanın altındayız. Biz yani kurbanlar bize geldiği için biz farkındayız. kurbanları. biz görüyoruz aileler. Siz onurucu terapi yapıyor musunuz hocam? Hayır hayır. <laughs> Onaycı terapi şey. Ama kişi isterse mesela bir transseksüel ben bundan rahatsızım, bunun değişmesini istiyorum derse 18 yaşın üzerindeyse ona terapi alınıyor. Ama genellikle böyle bir vaka bize geldiği zaman bir 6 aylık süre veriyoruz. Genellikle arka planda bipolar bozukluk oluyor. Duygu durum bozukluğu oluyor. Yahut anneye babaya ters kimlik oluyor. Anne baba A diyorsa o B olmak istiyor. Anneye babaya protest olarak çocuk öyle davranıyor. Burada çocuğu e, alıyoruz. Farklı bakış açıları getiriyoruz. Seçenekler sunuyoruz. Onun üzerine yani 18 yaşın altındaysa anne babanın doğal vahası ama ondan 18 yaşından sonra karışamazsınız diyoruz. Ama erkek erkek ergenlik döneminde gelirse çocuk böyle durumlarda onun yani böyle anne babanın böyle durumlarda onaylamama hakkı var. Çocuk böyle söylüyorsa ve onaylama hakkı var. 18 yaşına kadar çocuğa onaylamaz ama ondan sonra da çocuğa özgür yani çocuğun özgür e, karar vermesi ne e, kabul etmesi gerekiyor anne babanın. Yani bizim yaklaşımım bu benim terapötik yaklaşım. Yani bunu bütün klinikte benim bana vakalar geldi ama böyle yapıyorum. DSM biliyorsunuz onarıcı terapinin bilimsel olmadığını açıkladı. Yani onarıcı terapi değil bu. Onarıcı terapi bir kişiyi zorla onarmaya şey yapmaya çalışmak. Onarıcı terapi. Ama burada kendi isteğiyle geliyor bir kimse. Ben bundan onaylamıyorum. Disfori var. Rahatsızım. Mesela bir şey var. Gender disfori ölçeği var. O ölçen Türkiye Geçerlilik Güvenlik Çalışması ben yaptım. Yayınladık onu. O ölçek Chicago'da bir üniversitede e, geliştirilmiş bir ölçek. cinsiyet disforisi ölçeğini uyguluyoruz. O tanıyı alıyoruz orada. O tanıyı alan kişiler, yani ben cinsel kimliğim böyle ama ben içinden bir his öyle değil böyle davran diyor. Ben bunun düzelmesini istiyorum diyorsa bu bunlar ego sintonik değil, ego distonik. Yani egosuna aykırı. Bu durumda ona aracı olmuyor. Onarıcıdan kasıt yani kişiyi başkalarının ısrarıyla zorla tedavi etmeye çalışmak. Bu şekilde anlamak gerekir onu. Diğer grup. Üniversitenizdeki Türkçe olimpiyatları bağlantılı etkinlikler zaman zaman sosyal medyada hatırlatılıyor. O günlerdeki tavrınızla ilgili bugünkü kanaatiniz nedir ya da soruları yanıt hem bilimsel çalışmalardan hem de Kur'an'daki açıklamalardan faydalandığınızı söylüyorsunuz. İkisi çeliştiğinde hangisi sizin için daha önemli bir yol gösterici oluyor. Evet, yani burada ikinci soru ...böyle daha şey benim için önemli. Şimdi burada yanıt ararken, yani bilimsel çalışmalarla şu ana kadar Kur'an'daki şu ayet, şu zaten ayet kelimesi de delil demek biliyorsunuz, kanıt demek. Şu bilime aykırı diye bir tanesine rastlamadım. Onunla ilgili. Eğer böyle bir şey rastlarsam, böyle bir şey rastlarsam böyle durumlarda da zaten. Ee, bilim demek e, deney ve gözlem demek. Hakikati aramanın dört tane yolu var ve kanıt düzeyi olarak. En güçlü kanıt düzeyi deney ve gözlem biliyorsun. Deney birinci seviyede en güçlü kanıt, pozitif, pozitif bilimler. İkinci derecede kanıt düzeyi akıl yürütme yöntemleri geliyor böyle durumda. Hatta şu anda akıl yürütme yöntemleri birinci kanıt düzeyine doğru Giydi Özellikle in silico deneyler yani laboratuvar matematik modelleme ile yapılan değerler e, matematik her şey şu anda matematikin matematiğin azameti e, şu anda e, hakikati e, bilimin hakikati ile dinin hakikatinin aynı olduğunu ortaya çıkardı ama hangi din 4.300 tane din var dünyada herkes bütün dinler kendilerinin en doğru olduğunu söylüyor. Bunların en doğrusu olduğunu bilim karar verecek. Kim karar verecek? Yani böyle körü körüne inanan mı karar verecek? Hayır, bilim karar verecek. 4300 tanesinin içerisinde akla en yakın hangisi ise en doğrusu odur. Böyle özellikle bu akıl yürütme yöntemleri üçüncüsü rasyonel sezgidir. Akla uygun sezgilerdir. Yani böyle şeyin işte ön sezgilerle keşifler öyle yapılmıştır evlana mesela şey pardon Einstein vesaire öyle yapmıştır. Bilimdeki birçok keşifleri sezgilerle bulmuştur. 5 sene 10 sene sonra kanıtlanmıştır. Tesla mesela bunun harika örneklerinden birisidir. söylüyor ve bu şekilde bu rasyonel sezgi Galile'nin, Kopernik'in, Arşimet'in ortaya çıkardıkları, hepsi Newton'un ortaya çıkardığı hepsi rasyonel sezgili Buluyor, pat diye doğruluğu kanıtlanıyor sonradan. Daha sonra dördüncü sırada da inançlar geliyor hakikate götüren. Yani bu dördüncü sıra içerisinde bir insan o üç aşamada hakikati bulamazsa 4. de inançlar devreye girer. Ama laboratuvara girerken nasıl elbiselerimizi vestiyere asıyoruz, ön yargılarımızı inançlarımızı vestiyere asmamız gerekiyor. Orada o şekilde bakacağız. Laboratuvarda o şekilde değerlendireceğiz. Daha sonra e, teraziye tartacağız böyle. Yani akıl ve bilim rehberimiz bizim. O rehber içerisinde tartacağız ve karar vereceğiz. Yani böyle bir durumda bir çelişkili bir konuyu bulamadım. Eğer bir bulunan şu konuyla çelişiyor derse bir şekilde, pozitif bilimle şu pozitif gerçek birbirine çelişiyor derse, zaten bir tanesi diyelim Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin bir tanesi böyle akla çelişse, Kur'an-ı Kerim'in bütün kutsallığı gider şu anda. Ben, yani ben öyle bir şey, rastlamadım onu söyleyeyim. Son yani. grup. 12 Eylül döneminde siyasi tutuklular üzerinde inanç, ilaç denemeleri yaptığınıza dair iddialar sizde nasıl bir iz bıraktı? Ya da hükümete yakın psikiyatr olarak bilinmek hastalar ve öğrencilerle ilişkinizi nasıl etkiliyor? Yani bir kere 12 Eylül isterseniz onu bir şey yapayım. 12 Eylül dönemindeki siyasi tutuklular üzerine yapılan deneyle hiç benim alakam yok. Ben asistandım o zaman asistandım. Yani asistandım. Yani asistan olduğum bir dönemde ben Gata'da asistandım. Yani hocalardan bağımsız bir şey yapamam ki ben. 82'de bitti ihtisasım. Yani o deneylerde yapılmış, 80'de yapıldı. Bana sadece o deneyleri ben basından basın ne kadar biliyorsa ben, ben, de o kadar biliyorum. Hangi testlerin yapıldığını bile bilmiyorum ben. yani deneyleri bilmiyorum ki tamamen bir bu birilerinin bana yakıştırması yakıştırması yani bu tamamen bir kara propaganda. Bak hani üç türlü propaganda var. Bir beyaz propaganda, bir yanlış vardır. O yanlış tekrar 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 yapılır. Bu şeye benzer. İşte psikolojik savaş kitabımda da anlatmaya çalıştığım bilgilerden biri. Bir kalede delik açarsın, bir de atede de at, at, geç at, iyice büyütürsün, oradan girersiniz. Bu beyaz propaganda. Herkesin bildiği, gördüğü, kaynak belli, hedef belli. Ama kara propaganda da kaynak belirsiz, tamamen yalan uydurma kara hile ve şey de belirsiz. Yani hedef de belirsiz. Ne, ne yapılmak istediği belirsiz. Aynı şey saçma saçma tekrar ediliyor. Ve böyle bir durum da yani benim orada yani bir şey taraf değilim ki bulunmadım ki hiç. 82'de bitirdim ben ihtisası. 79 82 ve orada hocalardan bağımsız katıda benim bir makale yazma hakkım yok ki, yetkim yok ki. Bir laboratuvara gidip ben Ankara'dayım. Bu iş İstanbul'da oluyor. Peki bu e, nereden bana şey oldu? Böyle 2000'li yılların şeyindeydi. Bu şeylerde konuşuluyor meslektaşlar arasında. İşte e, Ayhan Songar Hoca ve ekibi Turan İtil ekibi bir araştırma yapmışlar. Araştırma yapmışlar. Araştırma sonucundaki çıkan e, böyleyi e, Harbiye'de bir toplantıda sunuyorlar. Sunuyorlar. O toplantıda sundukları zaman... O toplantıda ciddi tartışılıyor orada harbiyede. Genelkurmay vermiş bu görevi o zaman. Necdet Öztorun özellikle, ikinci başkan o zaman veriyor. böyle bir Ya bu konuyu araştırın, bu gençler e, niye teröre yöneliyor diye. Onlar da araştırıyorlar. Yani onun üzerine bunu e, tabii Genelkurmay'ın e, yaptığı bir şey olduğu için yayınlamıyorlar bunu. Ama söylenti olarak vardı. Orada Ayhan Hoca arkadaşlara söylemiş. Ben de bunu basında bir şekilde şey oldu o zamanlarda 2000 yılların kaçtı 2005 6 falan olabilir. Sabah gazetesinde haber oldu. Şöyle bir oradaki yani ispatlayamadım ama dedikodu şu. Ya Ayhan Songar hoca diyor ki ya diyor herkesi bütün sağ terörist, sol teröristler ikisini de inceledik ilginç bir kanaat ortaya çıktı. Sol teröristlerden antisosyal fazla, sağ teröristlerden geri zekalı fazla çıktı diyor oran olarak. Bunu ben söyledim. Bu bundan dolayı bana yapıştı bu ya. Nasıl bir hisse yani anlatamıyorum. Peki ya. hocam Ayhan Songur hoca bu kanıya vardıktan sonra bir ilaç üretiyor ve o ilacı mı yok veriyorlar? Yok ya, yok öyle, öyle bir şey yok, öyle bir şey yok, yok. Sadece... Hayır bu kadar, bu çalışmayız oldu ve söyledi. Benim Konudan bildiğim budur sadece şu anlattığı. Bunun dışında hiçbir şey bilmiyorum. Ne ilaç var ne deney. Onlar üzerinde yapılmış bir deney var. Tamamen burada şey var. Kara propagandayla bir karşılıklı çamur atmalar var. Yok öyle ne ilacı öyle bir şey mümkün. <laughs> yani zaten bırakın ilacı şeyin deneyinde bile yoğun ben. Yani ama anlatamıyoruz. İşte isteyen inanmak istemeyen inanmıyor. İnanmak isteyen de inanıyor. Yani ben burada Maalesef işte kamuoyunun önünde olmanın şeyi bu yani. E, bedeli. Hani bedeli evet. Peki hocam geldiğin için çok Rica ederim. teşekkür ederim. ederim estağfurullah. Çok keyifli, sağ olun. Estağfurullah. Rica